Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP iktidarının İmralı canisiyle Türkiye'yi parçalama masasına oturduğunu belirterek, hükümetin teslim bayrağını çektiğini söyledi. Hükümetin neden olduğu ağır tahriklerle toplumsal dayanışma ve beraberlik duygusu tam bir çözülme sürecine girmiş, bin yıllık kardeşlik duyguları ve hukuku kan kaybetmiştir. AKP'nin sünepe ve gayrimilli özelliğinden dolayı PKK çıtayı iyice yükseltmiş, tavizleri peş peşe koparmıştır. Bugünkü şartlarda AKP hükümeti İmralı canisinin ağzına bakan, Kandil'den gelecek haberlere odaklanan, ihanet mesaisine memur edilmiş, siyasi bölücülerin açıklamalarına dikkat kesilen, sinmiş, pısmış, teslim olmuş bir hüviyettedir. AKP, İmralı canisi ve çetesiyle Türkiye'yi paylaşma ve parçalama masasına oturmuştur. Rezalet diz boyudur. İhanet çizmeyi aşmıştır. AKP ile PKK arasında takvime bağlandığı söylenen mutabakat metinleri hazırlanarak Türkiye ve Türk milletine kastedilmek için kollar sıvanmıştır. PKK, HDP ve İmralı canisinin bildiği, hükümet içerisinde birkaç kişinin vakıf olduğu AKP milletvekillerinin ise hemen hemen tamamının haberinin dahi olmadığı bölücü mutabakat metni Türkiye'nin mahvı demektir. Başbakan ihanet pazarlığını saklamakta, çöküş ve çözülmeyi allayıp pullamaktadır. Davutoğlu, kamu düzeninden taviz vermeyiz dedikçe düzen, dirlik, denge kaybolmaktadır. Kamu düzeni çözüm sürecinin alternatifi değildir sözleri fos çıkmakta, boşluğa düşmektedir. Süreç ihaneti PKK'nın dirilmesine ve hain taleplerini elde etmesine hizmet etmektedir. Artık İmralı canisi AKP'nin resmi muhatabı, resmi müzakere ortağı haline dönüşmüştür. Emzikli bebeklere kurşun sıkan, on binlerce vatan evladının kanına giren, azılı bir haydut Erdoğan ve Davutoğlu işbirliğiyle ayağa kaldırılmış, cazibe ve umut merkezi yapılmıştır. PKK'nın tehditleri sonuç doğurmuş, hükümet teslim bayrağını çoktan çekmiş, Davutoğlu ve yardımcıları Kandil'e selam durmuşlardır. Buradan Başbakan Davutoğlu'na soruyorum. İmralı canisi tarafından çatısı örüldüğü ve PKK terör örgütünün onayladığı ifade edilen zehirli ve zillet mutabakatta neler vardır? Neler yazılıdır? Çok dar bir kadronun bildiği fakat Türk milletinin malumat sahibi olmadığı ihanet taslağında PKK'ya ne verdiniz? Neleri vaat ettiniz? Gizli kapaklı sürdürülen pazarlıklarla nelerden, hangi ve milli tarihi emanetlerden vazgeçtiniz? Başbakan bu sorularımıza cevap vermeli, 77 milyona doğruları anlatmalıdır. Şerefi varsa, onurluysa, dürüst olmalı, yüreklice konuşmalıdır.